Monosodyum glutamat. Namı değer Çin tuzu. Yemeklerimizin ve daha fazlasının tatlandırıcı oyuncağı. Vücudumuzun ise tatlı zehiri. İnsanların çoğunun gündelik hayatta tükettiği fast foodlarda ve benzeri yiyeceklerde bulunan tat arttırıcı katkı maddesi. Peki monosodyum glutamat tam olarak nedir? 100 yıldan fazla bir süre öncesinde keşfedilmiş, bu keşfi de o dönemlerde bilim adamlığını farklı yiyeceklerin tat verici maddelerini araştıran Kikunae Ikeda yapmıştır. Japon kimyager Kikunae Ikeda, 1908 yılında dilimizin tatlı, ekşi, tuzlu veya acı dışında başka bir tadı algılayabildiğini keşfetti. Ve bu tada Japonca'da lezzetli anlamına gelen uma ve tat anlamına gelen mi kelimelerinin birleşiminden umami ismini verdi. Ikeda MSG'yi bulma aşamasında öncelikle deniz yosununu bir takım testlere tabi tutmuş ve bu yosundan kristalleştirme yöntemiyle monosodyum glutamat elde etmiş. Umami Uluslararası Sempozyumunda umami terimi ilk kez resmi olarak glutamatlar ve nükleotitlerin tadını açıklamak için kullanıldı. Daha çok sıcak tadını bize çağrıştıran umami maddesi, zaman içerisinde bazı yosunlardan, balıklardan, mantarlardan üretilmiş. Ardından domates salçaları, parmesan peynirleri gibi maddelerde de oluşabildiği gözlemlenmiş. Doğal olarak oluşan glutamat, et ve sebzelerde bulunabilirken, ünü asit asıl olarak etlerden ve ganilatta da sebzelerden geliyor. Bu nedenle umami tadı yüksek seviyelerde L-glutamat, IMP ve GMP içeren gıdalarda en çok da balık, kabuklu deniz hayvanları, terbiye edilmiş et, mantar, olgun domates, Çin lahanası, ıspanak, kereviz ve benzeri sebzelerde ya da yeşil çay, mayalanmış ve yıllandırılmış ürünlerde bulunabiliyor. Bu sebzeleri tüketmenin bir sakıncası yok. Ama ağırlıklı olarak bu tatlarla beslenmek, bağımlılık ve tat alma yetisinin azalmasını aynı şekilde etkileyebiliyor. MSG içeriği için üst sınır aşağı yukarı 3 gram olarak belirlenmiştir. Ortaya çıkartılan bu yeni tat umami, MSG'nin en önemli özelliği. İnsanoğlunun bugüne kadar keşfetmiş olduğu tuzlu, tatlı, acı gibi hiçbir tat kategorisinde koyulamayan kendine has bir tadı bulunmasıdır. Ayrıca sentetik olarak yiyeceklerde eklenen MSG'nin tatlı yiyeceklerin de tuzlu yiyeceklerin de tadını oldukça yoğunlaştırdığı da görülmüştür. Ve yiyecek sektöründe MSG içeriği çok hızlı bir şekilde fast food sektöründe de yaygınlaşmaya başlamıştır. Sodyum glutamat veya MSG olarak da bilinen monosodyum glutamat, doğal olarak en fazla ortaya çıkan esansiyel olmayan amino asitlerden biri olan glutamik asidin sodyum tuzudur. Çin tuzu olarak nam salmış bir içerik olan monosodyum glutamat, uzun zamandır yiyeceklerin içerisinde kullanılan ve beynimize yemeklerin tadının daha güzel algılanmasına dair yanıltıcı bilgiler gönderen bir içeriktir. Asıl amacı yemeğin türü fark etmezsizin içeriğinde bulunan besinin oldukça lezzetli olduğunu düşünmemizi ve bu besinin beynimizde sıklıkla tüketilir bir besin olarak kodlanmasını sağlamaktır. Monosodyum glutamat günümüzde hangi gıdalarda kullanılmaktadır? Cips türlerinin hemen hemen hepsi, katı yağlar, et ve tavuk suyu tabletleri, paketlenmiş çorbalar ve soslar, hazır tavuk ve et ürünleri, paketlenmiş abur cubur başlığı altındaki yiyecekler. Günümüzde bu kadar çok kullanılan monosodyum glutamat peki ne kadar zararlı? Sinir hücrelerine zarar veriyor ve merkezi sinir sistemi tahribatına bağlı olarak Alzheimer, Parkinson, Huntington hastalıkları ve epilepsiye yol açıyor. Göz retina tabakası hasarına sebep oluyor ki bu Japonya ve Çin'de çok yaygın bir hastalık. Doyma hissini ortadan kaldırdığı için yeme bozuklukları ve buna bağlı olarak obeziteye yakalanmanızı sağlıyor. Büyüme hormonunu baskılıyor, çocuklarda bu durum zeka geriliğine kadar gidebiliyor. Pankreas hasarı, insülinde artış ve buna bağlı olarak diyabet gelişimine de sebep oluyor.
böbrek ve karaciğerin zarar görmesini sağlıyor. Ayrıca bu madde hamilelerde plasenta bariyerini geçerek bebeklerin de aynı etkilere maruz kalmasına neden oluyor. Hala çok kullanılan bu madde, tanınmaması için başka isimler kullanılarak tüketiciden gizlenmeye çalışılıyor. Bizler ürün etiketinde ne aramamız gerektiğini bilmiyorsak, MSG'yi başka adlar altında iştahla yemeye devam edeceğiz demektir. MSG türevlerinin hangi adlar ardına saklandığını Dr. Russell Blaybuck şöyle özetlemiş. Unutmayın, asıl sorun topraktan veya dalından söküp koparıp aldığımız yiyeceklerde değil. Aynı malzemelerle evinizin mutfağında yapamayacağınız gıdalarda, yani fabrika çıkışı işlenmiş gıdalarda geçtikleri işlemler sırasında dışarıdan ilave edilen monosodyum glutamattadır. Gelecek gıdalarla öldürülüyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek olan videolardan anında haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.